insan bir bestedir ve hayat sesten ibarettir. Angelika Akbar'la Sesler programında insana, hayata ve sese dokunmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var, gazeteci Hıncal Uluç. Ama önce notalarla sizlere merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Angelika Akbar'la Sesler programında bugün çok kıymetli bir konuğum var, Hıncal Uluç. Sevgili Hıncal Bey, hoş geldiniz. Nereden nereye geldik? Değil mi? Angelika. Evet. Neler? Bir zamanlar ben orada otururdum, seni sunardım. Evet, hakikaten. Şimdi sen orada oturuyorsun, beni sunuyorsun. Evet, yer değiştirdik. Evet. Yarım İyi saatliğine. Ben her hafta... Ekranda evet. Beni dijeni görmekten daha çok hoşlanıyorum. Ay canım benim, çok teşekkür ediyorum. Sizin biyografinizi incelerken, hazırlanırken dikkatimi çeken nokta şu. Siz çok özel, çok eski, köklü bir ailenin çocuğuymuşsunuz. Ve özellikle de dediniz kilis müftüsüymüş. Çok ileri görüşlü bir insan. İki oğlunu ve kızını İstanbul'a okumaya yollamıştı o yıllarda. Ve de keman vermişti. Evet. Bunu da çalmayı öğren. Evet. Ailenizden, o aile geleneklerinden aldıklarınızı merak ediyorum. Tabii ki sizi olgunlaştıran, olduran şeyler onlar nedir acaba? Efendim, aile geleneklerinin yarısında ortak sayılırız. Evet. Baba tarafında Kafkasya. Olduğu için yani ben aslında gerçekten matematiksel olarak dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Baba tarafım Kafkasya'dan göçmüş gelmiş. Anne tarafım Saraybosna'dan, Üsküplerden kalkmış, evet, gelmiş. Bunlar kiliste buluşmuşlar.
Müthiş. Evlenmişler ki ben doğmuş. Evet. Şimdi ihtimal hesabını yap bakalım. Kaç milyonla hatta milyarda bir ihtimal benim doğmam. Doğru. Yani benim tabii önce oluş olmamda hem fevkalade aydın, fevkalade ilerici ve fevkalade iyi Müslüman. Şuradan söyleyeyim, Angelika. Çocukken doğduğumda oradaydım, onları hatırlamıyorum ama sonra ilkokulu bitirirken 4'te 5'te gene oradaydım. Dedemin evine Suudi Arabistan'dan, yani Mekke'den, Medine'den üst düzey din adamları gelirlerdi Kur'an tefsirini sormak için. Ya. Muharrem Efendi siz nasıl düşünürsünüz diye. Padişah'ın Şeyhülislamlık teklif ettiği bir müftü. Ben yerimden, yurdumdan ayrılmam memnunum demiş. Orada oturmuş. Meraklısı bana gelsin diye gelir sorarlardı. Ben de böyle hayretle izlerdim yani. Vay be. Enteresan, evet. O müftü düşünün. Ya. Kiliste ortaokul yok diye kızını İstanbul'a Erenköy Kilisesi'ne yatılı öğrenci olarak gönderiyor. Gönderirken de yanına bir keman çok veriyor kutusuyla. Bunu da çalmayı öğrenerek ben dönmediye. Müthiş. Bu tarafım öyle. Babam tabii müthiş şey. O zamanın bütün subayları öyleydi zaten. Fevkalade Atatürkçü. Fevkalade Atatürk milliyetçisi. Yani ırk, din ayrımı gözetmeden, herhangi bir ayrım gözetmeden Atatürk'ün lafı da olur ya, ne mutlu Türk'üm diyene. Türk'üm diyorsan yeter diyor. Evet. Türk olman şart değil, kandan. Yani evet. Atatürk milliyetçiliği dediğimiz şey o. Evet. Hissetmek. Oradan da öyle yetişince işte benim yarım ortaya çıktı zaten. Evet. Geri kalanları da hayat ekledi. İşte müthiş bir evet serüven. Peki babanız subay olduğu için siz çocukluğunuzdan beri anladığım kadarıyla bütün illeri diyebiliriz ki gezmişsiniz, evet. Türkiye'de. Çaldıran'dan. Değil mi? Hani Edirne'den Ardahan'a diye bir şiiri vardı ya, Külevi'nin. Evet. Aynen aşağı yukarı olduğu gibi dolaştı. Müzikleri, hikayeleri, ya. Masalları, ya. Yemeklerini. Ya. Yani böyle bir müthiş bir gezginlik ruhu evet. vardır evet. sizde. Ama güzel bir şey işte o da. Çok müthiş o da, bir şey. Hani derler ya, yani oturup yazıyorsun. Sen doğuyu biliyor musun da nereden yazıyorsun? Biliyorum. Biliyorsunuz. Evet. Ben çok Güneydoğu'yu da biliyorum. Evet, sizin ben Trakya'yı da biliyorum. Ben Ege'yi de biliyorum. Orta Anadolu'yu da biliyorum. Güney Anadolu'yu da her yeri biliyorum. Bir yerde bir röportajınızda iki tane aynı benzer yemekleri kıyaslıyordunuz. Galiba ya gözleme ya da öyle bir şey. Hani farklılık işte oraya konulan yeşillik farklı, efendim, buraya efendim, farklı. Şu, yani hatırlıyorum gibi. O yazımı. O kadar ince biliyorsunuz. Bizde güney mutfağı derler, geceler değil. Evet. Kilis'le Antep'in arası 58 kilometre. Evet. Yani buradan aşağı yukarı şeyden Tuzla'dan yakın. Evet. Beylikdüzü'nden çok daha yakın Kilis Antep. Ama Kilis'le Antep'in mutfağı ayrıdır. Birbirine evet. benzemez. Çünkü bir defa bizim aklımıza gelen, dünyanın aklına gelen o Türkiye deyince kebap geliyor. Türklere de Antep, Kilis deyince kebap geliyor. Kebap yemek değil. Ben çocukken Kilis'te kebapçı dükkan diye dükkan yoktu. Yoktu değil mi? Kasaba giderdin, kasabın arkasında bir mangal. Bize yarım kilo kebap yap böyle derdim, şey. Şişe takar yapardım. Onun için ustalığa gerek yok. Evet, anladım. Aşçı yemek yapar adamdır. Bugün Kilis mutfağını bilen kaç kişi var? Antep mutfağını kaç kişi var ki farklarını bilsin? Ya. Anlatmak istediğim oydu. Evet, evet. Türkiye öyle bir folklorik zenginlik içinde. Anlat anlat bitmez, kitaplar yaz bitmez. Oyunları birbirinden farklıdır. Türküleri birbirinden farklıdır. Tabii beraber paylaştıkları, yıllarca bir arada oldukları için beraber paylaştıkları türküler var. Evet. Sarı gelin.
Evet mesela doğru. Azeriler bizimler, biz bizimleriz, Ermeniler bizimler, Kürtler bizimler. Evet. Ama önemli olan oradaki unsur ne? Bütün bu insanların hepsinin bizim demesi. Aynı şarkıdan zevk alması. Aynı şarkıyla gözlerinin yaşarması, aynı şarkıyı mırıldanması. Güzellik o değil mi? Kesinlikle. Bin yıl bir arada yaşarsan sizi kim ayırabilir? Çok güzel. Evet, çok heyecanlandım. Gerçekten ya. Öyle. Öyle bakılırsa her şey yerine oturuyor zaten. Böyle bakmak gerekiyor. Babanızın bir ilkesi varmış. Geçmişimizi bilmiyorsak geleceği kuramayız evet. diye. Ve hatta tarih derslerinden eğer düşük not aldıysanız diğer yüksek notlar onu ilgilendirmiyormuş. Hani bunu bilmiyorsan geri kalanını bırak. Angelika. Bana o günleri hatırlatma. Karneyi alırım. Hmm. Matematik 10, fizik 10, kimya evet. 10. Yani böyle koşa koşa getiririm. Ay. Ya ne oldu? Yanında bir de iftar kağıt. Hı. Ben hep öyle getirdim karneleri. Bravo. Böyle bakar. Tarihi niye 8? Oy. Hani 5 olsa, 4 olsa, 40 olsa eyvallah. Tarihi niye 8? Hı. Edebiyat niye 7 de fiziğin 10? Hı. Dilini ve tarihini bilmeyene zaten hiçbir şey olamaz. Hadi yallah. Karnemi evet. böyle karşıladı benim. Ya. Komşunun oğlu bir kırık getirdiği için bisiklet alırken ödül benim karnemi attı. Böyle günlerce kıvrandım ki imzalasın da götüreyim. Peki ne anlıyoruz şimdi bundan ve sizi nasıl etkiledi? Çok iyi etkiledi. Hmm. Yani babamın ruhunu taşıdığımı biliyorum. Ne güzel. Onu yaşattığımı hissediyorum. Ya, çok güzel. Tarih merakım, edebiyat merakım. Evet. Evet, yaradı çok. Tabii. Evet. Sizin bir hikayenizi dinlemiştim sizin ağzınızdan. Modern folk üçlüsüyle ilgili dikkatimi çekti çünkü Doğan Bey ve Ahmet Bey'i daha Türkiye'ye yeni geldiğim zaman tanımıştım. Ama bir de o taraftan o hikayeyi dinlemek, siz Türkiye'de ilk PR şirketlerinden biriydiniz evet. ya da ilkiydiniz. İlk. Daha kimse bilmiyordu yok. Ne olduğunu ve birdenbire onlar kapınızı çalıyor ve diyor ki size ihtiyacımız var evet. bizi tanıtın. Anlatır mısınız nasıl bir şey ilginç? Efendim Cüneyt abi ışıklar içinde yatsın. Fresno State Üniversitesi'nde Amerika'da. Evet. Reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama bölümünden mezun olmuş. Geldi ve Ankara'da ilk Delta Ajansı reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler şirketi olarak kurdu. Bir gün Kızılay'da yürüyorum, beni çağırdı. Bitti mi askerliğin dedi, bitti dedim. Ben onu şeyden tanıyorum. Atletizm antrenörü aynı zamanda benim de en meraklı olduğum soru atletizm. Ha. Her akşam üzere atletizm sahasına gidiyorum. Cüneyt abi de orada ahbalık ediyoruz. Evet. Bitti mi askerliğin, bitti dedim. O zaman yarın sabah dedi, Delta Ajans'ta ol, işe başlıyorsun dedi. Ne iş yapacağım abi? PR dedi. O ne dedim, gelince öğrenirsin dedim. Çok güzel. Kalktım gittim. O Fresno State'de okuduğu ders kitaplarının hepsini Türkiye'ye getirmiş. Üst üste 8 tane ciltli kitap. Sana bir hafta ya. Müddet git bunları oku, İngilizce hepsi. Git bunları oku. Güzel. Gittik geldik. Başla dedi. Başladık. Böyle şimdi harıl harıl çalışan reklam şirketi bir devamlı çalışıyor. Oradaki projeler hazırlanıyor, evet. çiziliyor, şeyler yapılıyor. O işte televizyon menü başlamış, billboard şeyler yapılıyor. Storyboardlar. Evet. Benden herkes çalışıyor. Kapılar açık. Gelenler öyle benim odada ben oturuyorum. Gazete okuyorum, kitap okuyorum. Arada bir şey karıştırıyorum. Şimdi tavsiye edilirsen bu adamı niye para verirsen. Bu adamın işine. Hiç unutmuyorum, Cüneyt abi dedi ki, onun işi bana itiraz etmek dedi. Hmm. Yapılan bütün projeleri tartışırken evet.
İtiraz eden adam ben olurdum. Burası yanlış, şurayı düzeltelim, burayı böyle yapalım diye. Çok güzel. Yani başarının sırrı bence oldu hayatta. Bir işte başarılı olmak istiyorsan çevrende sana itiraz edenler olacak. Evet. Padişahım çok yaşa diyenlerle Osmanlı ne hale geldi. Hmm. Zaten bazı manevi büyükleri diyor ki çok fazla takdir gördüğün yerden kaç. Öyle bir nasihat veriliyor. Gerçi o itiraz eden ve Osmanlı'ya büyük başarılar kazandıran vezirleri de astık ya. O ayrı. O ayrı. O ayrı. Ama bu böyle işte bir gün orada otururken o açık kapıdan 3 tane delikanlı girdi. Böyle biz modern folkçuyuz. Sen de bu ülkenin en iyi tanıtımcılarından biriymişsin. Hadi bizi tanıt. Çok güzel. Direkt konuya giriş. Bir kaset bıraktılar, gittiler. Evet. Kaseti bir dinledim, bayıldım. Sonra hemen İstanbul'da benim kuzenim var. Milliyet Gazetesi müzik sayfası yapıyor haftada bir. Onu yöneten Doğan Şener. Doğan'a gönderdim kaseti. Doğan bana aradı telefondan. Yanında bir Kingston Trio var, kalk buraya getir diye. Gittik, evet. Şeyi yaptık. Plağı yaptık ilk. Kaydeden yapan da rahmetli Sıtkı Acim. Oğlu da piyanistmiş oradan. Hmm. Nihat. Evet. Onu da bu yakınlarda kaybettik. Ve Ali Paşa Atilla Diriko piyasaya çıktı. Çıkmasıyla da bir numara oldu. Evet. Çok çok güzel çalışmaları. Gerçekten. Evet, çok başarılı. Sizin kahkahanız meşhur. Gülmeyi çok seviyorsunuz. Ve de bir zamanlar televizyonda Şaka Yaptık diye bir program vardı. Evet. Fikir kimden çıktı? Nasıl benim gelişti merak ettim. Ben de gülmeyi çok seviyorum da o yüzden sormak istedim. Benim fikir rahmetli Ercan Arıklar'ındı. O zaman ATV'nin kurucularından Dinç Bey'le beraber, Bilgin'le beraber kurdular ATV'yi. Candid Camera diye bir Amerika'nın çok izlenen programı var. Ercan onu Amerika'dayken bol miktarda seyretmiş. Bu program Türkiye'de tutar demiş. Ve o Candid Camera ekibinden bir yönetmenle anlaşarak adam Amerika'dan geldi ilk. Candid Camera'yı çeken adam. Şeyde ATV'de sevgili Merve. Evet. O zamanın en ünlü mankenlerinden sonra sunucu. Şimdi Bodrum'da yaşıyor. İzivaya şekilde Merve ile çekmeye başladık. Sonra Türker abi İnanoğlu o devam ettirdi. Amerikalı döndü. Kendi yerli yönetmenler buldu. Kendi de işin içine girdi. Çok keyifle yaptığımız, çok eğlendiğimiz bir program olmuştu. Sizin bir röportajınızda yine doğru hatırlıyorsam anlattığınız bir durum var. Aslında bu sadece o duruma özgü değil ama örnek şu. Siz de bir kültür ve sanatın içinde olan birisiniz. Size özellikle sormak istiyorum. Şimdiki opera ve bale genel müdürü sevgili Murat Karahan o göreve başladığı zaman siz ona demiştiniz ki Murat sen olağanüstü, dünyaca ünlü ve çok yetenekli bir müzisyensin. Sen o masada o imzaları atarak mı zamanını harcayacaksın? Seni bütün dünyanın büyük sahneleri bekliyor. Ve galiba bu durumda bir tezat var. Şu anlamda biz tabii yönetici olarak kültür sanat kurumlarında işin uzmanını görmek istiyoruz. Ama işin uzmanı o görevi aldığı zaman bu sefer kendi işini acaba aksatıyor gibi bir endişemiz oluyor. Bu tezat size nasıl görünüyor ve nasıl çözülür eğer gerçekten varsa? Dünyanın en iyi beyin cerrahını bir hastanenin başhekimi yapmak günah değil mi? Evet anlıyorum. Benim söylemek istediğim şey. Tabii ki. Ben çok siyasal doğru. Bilgilerde okudum. Benim okuduğum okul yönetici yetiştiren okul. Evet. Ben bir doktor kadar ve doktordan da iyi bir hastaneyi yönetebilirim.
Ben Murat'tan çok iyi İstanbul Operası'nda yönetirim, Türkiye Operası'nda yönetirim. Hı hı. Çünkü ben operayı biliyorum zaten. Evet. Ama onun üstüne yöneticiliği de biliyorum. Onun üstüne benim başka bir meşguliyetim yok. Evet. Doğru. Anlıyorum. Murat dünyanın sayılı tenorlarından. Yani bizim seyirci daha iyi anlasın diye söylüyorum. Pavarotti ile Domingo ile Pavarotti Carreras'la aynı düzeydi. Evet. Şu anda Murat'ın aşağı yukarı 2020'deki bütün şeyleri, kontratları yapıldı, bitti. Temsilleri, evet. Dünyanın en büyük yazlık opera festivali Verona. Verona. Hı. Verona Murat'la açıyor, Murat'la devam ediyor, Murat'la kapanıyor. Müthiş. Türkiye'nin böyle bir tenoru var. Evet. Ve ben Murat'ın hangi gece nerede olduğunu biliyorum. Şimdi bu Murat'ın İstanbul'da ya da Ankara'da oturup önüne gelen yüzlerce şeyli kağıdı imzalayarak vaktini ziyan etmesi, öldürmesi günah değil mi? Kafasına onlar, evet. Bir de bu yöneticilik öyle bir iştir ki kimseye yaranamaz. Bugün Devlet Opera Balesi'nde gizli oyla bir anket yapın. Murat'ı seven 10 tane, 10 tane oy çıkarsa ben gider Murat'tan bu yaşımda özür dilerim. Herkes şikayetçi. Ya. Bu yöneticilik böyle bir öyle şey. Öyle bir şey. Evet. Kulüp başkanlarının halini doğal görmüyor musun? Hmm. Adam cebinden milyonlar koyuyor. Bütün her şeyini koyuyor. Islıklıyorlar, yuvalıyorlar. Hmm. Böyle bu iş. O zaman diyorsunuz ki kültür sanat kurumları dahi olsa da profesyonel yönetici, iyi bir o konuyu bilen profesyonel yönetici yönetmeli. İşin hani uzmanı. Yani illa operayı bilsin istiyorlarsa korodan birisini yapsınlar. Evet. Benim ona itirazım yok. Evet. Ama Murat uluslararası. Evet. Murat operanın malı olmaktan çıktı. Murat Türkiye'nin malı, Murat dünyanın malı. Ama insanoğlunda bir makam, bir koltuk ihtirası var, bitmiyor. Bitmiyor ne yazık ki. Ben o yüzden Murat'a çok kızıyorum. Murat'la benim bir de özel durumumuz var. Ben siyaseti pek sevmem, yazmam. Siyasetçi dostum, ahbabım da çok azdır. Hı hı. Babam siyasetçi olmasına rağmen. İsmet abi, İsmet Sezgin en sevdiklerimden birisiydi. Ve odasına her zaman bakarken girerim çıkarım, sohbet ederiz, otururuz ederiz. Bir gün bana telefon etti. Öncelik buyur İsmet abi dedim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemiyorum, bugün istiyorum dedim. Şaşırdım İsmet abi benden ne isteyebilir diye. Dünya onun yani. Evet. Buyur dedi. Benim bir yeğenim var dedi. Konservatuvarı bitirdi. O zamana kadar benim yeğenimdi. Şimdi sana emanet dedi. Hmm. Murat Kara. Ne güzel. Yani ailesinin en büyüğü tarafından da evet, bana emanet edilmiş birisi. O günden itibaren de gazeteci olarak da, oyunculuk olarak da her türlü sahip olduğum birisi. Anlıyorum. Evet. Ama bütün bunların olması benim onu yanlış yaptığı zaman eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Küçük Prens kitabı sizin için çok özel olduğunu biliyorum ve her çıkan yayını tekrar okuyorsunuz ve diyorsunuz ki herkes bu kitabı okumalı. Nasıl bir kitap bu size göre? Efendim şöyle bir kitap. yani ilk okuduğumda gerçekten kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum. Evet. Şimdi yaşım 80. Buradan çıkalım. Bize gidelim. Salondaki oturduğum divanın başucundaki masada göreceksiniz. Evet. Küçük Prens'i. Oradan yatak odama geçelim. Yatağımın başucunda gene göreceksiniz. Küçük Prens. Yaş 80 ve ben hala okuyorum. Çok tatlı. Ve hala yeni bir şeyler buluyorum, yeni bir şeyler öğreniyorum. Ne muazzam bir şey. Onun için diyorum ki bütün çocuklarınıza alın, okutun. Evet. Benim yaşıma geldiklerinde niye okuduklarını anlarlar. Çok güzel.
daha ne denir ki? gelecekle ilgili, gelecek bilimiyle ilgili de yani futuristik bir takım çalışmalar yapılıyor bütün dünyada. Bütün bunlarla çok yakından ilgili olduğunuzu anlıyorum. Ve diyorsunuz ki şimdiki zamanda çok büyük düşünmemiz gerekiyor ki ileride büyük bir şey, düzgün bir şey yapmak istiyorsak onun tohumlarını çok önceden ve çok büyük düşünerek ekmemiz gerekiyor. Angelika hocam, öğrenmenin sonu yok. Evet. Ama benim sorum var. Yaş 80 olunca vaktin çok daha kıymetleniyor. Şöyle bir döndüm baktım geriye. Yani okumadığım roman ve türü kalmamış neredeyse. Ve karar verdim artık roman okumuyorum. Evet. Artık yeni bilgileri okuyorum. Bizim mesela bütün lise hayatımızda duymadığımız bir kuantum fiziği var. Okuduğumuz Neptun fiziğini sıfırlayan, çöpe atan bir fizik. Şimdi büyük bir heyecanla, polisiye roman okur heyecanıyla kuantum fiziği okumaya başladım. Muhteşem bir şey. Sen, ben burada mıyız acaba şu anda sahiden? Değil mi? Yoksa başka bir evrende miyiz? Başka bir evrende ikizlerimiz var mı? Bu soruları karıştırıyor kuantum fiziği. Kaç tane evren var? Kaç trilyon? Biz bir tek kendi yaşadığımız evreni 14 milyar ışık yılı sınırı olan şu bizim trilyonlarla evren var. Hesaplanabilen 10 üzeri 26. 10 yanına 26 sıfır koyacaksın, o kadar evren var. Şimdi bunu merak edilmez mi? Bunlar okunmaz. Kesinlikle. Onun için aynı fikirdeyim. Edebiyat biraz da eksik kalsın dedim kendimi. Evet. Son zamanlarda kuantum fiziği okuyorum. Çok güzel kitaplar var Türkçe'de. Yani halkın anlayacağı dille. Ben şeyle başladım. Stephen Hawking'in evet. Zamanın Kısa Tarihi'nin özeti. Evet. Kısa tarihin kısası. Ondan herkes başlayabilir çünkü herkesin anlayacağı dille yazılmış. Çok güzel, güzel bir tavsiye gerçekten. Peki müzikle ilgili, tabii siz çok iyi bir dinleyicisiniz biliyorum. Ama enstrüman çalma konusunda bir tecrübeniz var mı? Ya da olmasını isterseydiniz hangi enstrüman seçerdiniz? Efendim, müzikle ilgili ilk şeyim, tecrübem. Bana ilkokuldayken bir şeyler çalmamı istediler. En ucuzu biz kaval derdik, flütmüş meğerse adı. o zaman tahtadan da yapılmış. Çobanlar çalardı melodiyi, ben çalamazdım. Sonra ortaokulda müzik öğretmenimiz Dermin Hanım bir şey kurmaya karar verdi. Koro, çok sesli koro. Sınıf sınıf dolaşıp koroda ben hemen de kaldırdım. Beni aldılar. Cumartesi günü öğleden sonra toplandık şeyde. Okulun müzik salonu. Bu kadar bir yer zaten. Evet. Bir koridorun dibi salon olarak sonra yapıldı. Böyle bir yerde biz 120 talebe dizildik yan yana. Hoca da karşımızda. Dedi ki hepinizin bildiği bir türkü dedi. O sıralarda çok moda. Çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım türküsü. İşaret edin başlayacaksın. Çiğdem der. Eyvah. Beni. Aa, yazık. Daha birinci satır bitmeden 120 kişinin içinden beni dışarı attı. İşte müzikliğim bu. Kabiliyetim bu. Çok güzelmiş. Sonra aradan aradan yıllar geçti. Ankara'da bu sefer lise son falan öğrencisiyim. Mahallemizde de güzel bir kız var. dedi ki Arthur Rubinstein geliyor Ankara'ya dedi. Evet. Ben bilmiyorum kim o. Bilet bulabilir misin dedi. Yani o kız bana bilet bulur musun diyecek de bulamayacağım. Yaratırım onu. Aldık, şeye götürdük konsere ve hakikaten Rubinstein'i dinlerken büyülendim.
klasik müzikle tanışmamı sağlayan olay odur. Çok güzel. İlk Rubinstein gibi ustayı bugün çıplak gözle seyretmiş, çıplak kulakla dinlemiş olmanın gururunu da hala yaşıyor. Şanslısınız bu anlamda. Ama tabii işte netice Bernard Shaw ne demiş? Yapan yapar, yapamayan eleştirmen olur. Ben yapamadığım her şeyi yazmaya başladım. Çok da güzel, iyi bir dinleyicisiniz. Sizin yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten çok dikkatli, çok derinlemesine biliyorsunuz. Yani Rubinstein sağ olsun. programımızın benim için en heyecanlı kısmına geldik. Her gelen konuğun sohbetin sonunda bende bıraktığı duygu, düşünceleri ben piyanoya geçip hiç hazırlık olmaksızın doğaçlama olarak evet her bir konuğum için ayrı bir müzik çıkıyor. O anda hiçbir nota bile başlangıç olarak ne çalacağımı bilmiyorum. Ama bu bir nevi aslında sizden akan ve müziğe o anda çevrilen bir akış oluyor. Bakalım bugün sizden neler gelecek? Onu müzik sesleriyle seslendireceğim. Bu programı kaydetmem lazım. Yarın birisi sen kimsin diye sorarsa bana buyurun. İşte Angelica'nın dili ben bu diyeceğim. Evet, senin için evet. Atacağım. O zaman bakalım neler hadi çıkacak. Bakalım. Teşekkürler. Thank you.
Yani inanamıyorum. Hakikaten inanamıyorum. Yani parmaklarını yakından göreyim diye şuraya oturmak istedim kalkıp. Nefes alamadın. Yerimden kıpırdayamadın. Büyüledin beni. Aa, teşekkür yani, ediyorum. Çok ödül aldım hayatımda ama bu kadar güzel bir ödül aldım. Ah, hatırlamıyorum acilim. Canım benim. Benim için bunları hissedip böyle. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Vay ben ediyorum. Neymişim. Siz de bana böyle ilham verdiğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Ağlattın beni resmen. Sağ olun. Geldiğiniz için, yoğun zamanınızdan biraz bana da zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür. Angelika Akbar'la Sesler programında haftaya buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, müzikle kalın.